Sevgili izleyiciler, gündem özeti'nden hepinize iyi günler diliyorum. Ben Gökhan Altıner. Çok önemli bir konuğum var bugün. Bu bizim için çok güzel bir fırsat. Çok değerli bir misafirimiz var. Biliyorsunuz, Türkiye'de bir referandum hazırlığı var. Bu Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleşecek ama Kıbrıs'ta Nisan ayının başlarında olacak bu referandum. Biliyorsunuz evet hayır meselesi var, anayasanın değişikliği ile ilgili. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Arasak kolay kolay bulamayız. Ama tanıştık ve artık e, o Kıbrıs dostu oldu. Biz de e, kıymetli vekilimizin dostu olduk. Akbaş Aydin diyorum. Milletvekili e, Abdurrahman Öz Bey. Ben title'larınızı okumam gerekiyor. Bu önemli. E, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı evet. sıfatı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyon Sözcüsü. Evet. olarak ağırlıyorum sizi. Evet, evet çok Hoş geldiniz teşekkür ederim. bu arada. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ben de mutlu oldum. Program öncesi sohbet ettik. Çok güler yüzlü, çok pozitif evet. bir insansınız. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, bu fırsatı verdiğiniz için de öncelikle e, teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler aracılığıyla, Genç TV aracılığıyla Kıbrıslı e, hemşerilerimize, e, Türk vatandaşı olup referandumda oy kullanacak Kıbrıs hemşerilerimize ve Kıbrıs vatandaşı olan e, Kıbrıs hemşerilerimize ve bizleri internet üzerinden, sosyal medya üzerinden ve televizyon üzerinden izleyen tüm e, dostlarımıza iyi, iyi ve zevkli bir yayın izlemelerini diliyorum. Öyle olacak eminim. İnşallah. E, tabii siz Türkiye'de son derece e, aydınlı olmanız gibi aydın kimliğiniz ve ön plana çıkan tecrübeli e, avukatlardan birisiniz. Evet, e, biraz ederim. araştırdım. Çok sevilen birisiniz orada ve e, gerçekten Türk halkının daha iyi günlere gitmesi için de çalışan bir milletvekilisiniz. Teşekkür ee, ederim. Sağ olun. Türkiye'de çok önemli bir referandum var. Bu Türkiye'nin evet. kaderini aslında çok e, önemli ölçüde etkileyecek e, pozitif yönde gelişmeler olması bekleniyor. E, bunu konuşacağız. Burada da çok ciddi bir e, Türk nüfusu var. Türkiye'den buraya gelip yerleşen çok uzun yıllardır burada e, yaşayan kardeşlerimiz var. Nasıl bir havada gidiyor? Şu an referandum ve bunların artıları, önemine bunu bir konuşalım efendim. Ben öncelikle Kıbrıs'ta 86 bin seçmenimizin olduğunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta 11 üniversitede 53 binde e, gencimiz var. Hıza da artıyor bunlar. Sahiç. Hıza da artıyor. Ben sözlerime başlamadan önce zaten bu programa e, yani Kıbrıs'a gelmemizin gerekçesi de oydu. E, 26'sında, bu ayın 26'sında e, seçmen kütüklerinin e, kaydının son günü. Hı hı. Ben bilhassa şu an Kıbrıs'ta olan ve üniversitede okuyan gençlerimizin e, ayın 26'sına kadar e, nüfus cüzdanlarıyla büyükelçiliğimize müracaat ederek nüfus kayıtlı seçmen kütüklerini yurt dışı seçmen kütüğüne aldırmalarını istiyoruz. Bu ayın Çünkü olacak, bu ayın 26'sına kadar... E, aldırırlarsa oylarını Kıbrıs'ta kullanabilecekler. Kıbrıs'ta da 5 sandık vardı. 15 sandığa çıkardı Yüksek Seçim Kurulu. Zaten onun oy kullanma tarihlerini falan Büyük açılık kanalıyla da takip edebilirler. Ama ben özellikle e, üniversitede okuyan öğrencilerimiz, arkadaşlarımızdan ve Kıbrıs'ta oturan e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup referandumda oy kullanma hakkı olan vatandaşlarımızdan seçmen kütüklerini YSK'nın internet sayfasından takip etsinler. Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı değillerse öncelikle bu ayın 26'sına kadar nüfus cüzdanlarıyla birlikte Büyükelçiliğe müracaat ederek e, seçmen kütüklerini yurt dışı seçmen kütüğe Onu aldırmalarını önemli oluruz. olduğunu ifade ediyorum. Biz AK Parti olarak e, seçimlere katılmanın yüksek olmasını istiyoruz. Bu çerçevede çalışıyoruz. Çünkü seçimlere katılma oranı ne kadar yüksek olursa ben evet oyların o kadar yüksek çıkacağına inanıyorum ve... Anayasanın geçme oranı yüksek olduğu için de meşruiyetinin daha güçlü olacağını ifade ediyorum. Son siyasi meşruiyet, hukuki evet. meşruiyet biliyorsunuz %50 artı bir boydur Ama biz siyasetçiler olarak için siyasi meşruiyet kısmındayız aynı zamanda. Siyasi meşruiyetinde güçlü olmasını önemsediğimiz için o referandum halk oylamasına katılmayı önemsiyoruz. Halkın desteği tabii son derece önemli. Evet. Birazdan referandumun önemine değiniriz ama Türkiye'de şöyle bir fotoğraf var. Kıbrıs'tan bakınca biz bunu çok net olarak görüyoruz. Ne kadar eleştiri yapılırsa yapılsın AK Parti hükümetine, e, günü geldiğinde, bir seçim e, zili çaldığında veya e, yaşanan e, negatif olaylar karşısında Türk halkı e, AK Parti liderliğiyle, AK Parti hükümetiyle, Cumhurbaşkanına kadar ciddi bir kenetlenme yaşıyor. Bu çok ilginç. Yani bu, bu, Türkiye'de yaşananlar ee, başka ülkelerde olsa çok daha kötü şeyler olur. Ama bugün Türk halkının kendi hükümeti, kendi cumhurbaşkanı etrafında kenetlendiğini biz buradan net bir şekilde gözlemliyoruz. Ee, çok ciddi bir inanç var. Bu nedenle sanırım ki herhalde katılımda yüksek olacak diye düşünüyorum ben. Şunu ifade edeyim. 15 Temmuz yaşadık biliyorsunuz. Konumuz o değil, onu başka bir bahiste uzun uzun anlatırız ama hiçbir lider yoktur ki 15 Temmuz akşamı bir televizyon kanalına, canlı yayına bağlanıp Haydin Sokağı, Haydin Sokağı evet. diyecek ve bir millet sokağa çıkacak ve da işgalcileri defedecek. Evet, Şimdi evet. bu Sayın Cumhurbaşkanımızın insanımız tarafından ne kadar sevildiğini göstermektedir. Şimdi Türkiye'de şöyle bir algı oluşturuyor. Yok hayırcılar şöyle, hayırcılar böyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın iki gün önce yaptıkları mitinge baksınlar. Malatya mitingi var. Adıyaman mitingi var. Diğer mitingler var. Yani o mitinglere bakıldığı zaman aslında Türkiye'de hayırcıların o kadar güçlü olmadığı sadece Vavela kopardıklarını göreceksiniz. Ben bizim insanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın sahaya indikten sonra iradesini daha da netleştirerek referandumda inşallah çok güçlü bir şekilde evet oy vereceğine ben inanıyorum ve öyle hayrında yüksek olduğuna inanmıyorum. Ben aydın da görüyorum. İşte diğer muhalefet parti milletvekilleri program yaptılar, ettiler. Katılım o kadar yüksekte de değildi. Yani. Programın reklamı bir sürü yapıldı aydın aydında. Ama o kitle olmadı. E, yani e, mesela ondan sonra programla ilgili hiçbir haber sitesinde yorum yapılmadı. Başarılı olsaydı muhakkak onu köpürte köpürte anlatırlardı. Ben oradan da diyorum ki bizim i̇lgi insanımız yok. ben hayra ilgi olmadığına inanıyorum. Ama bir şekilde şu an e, daha biz e, resmi olarak da biliyorsunuz bu ayın 25'inde Ankara Aranı'da Sayın Başbakanımızın başkanlığında resmi kampanyamızı o zaman başlatacağız. Daha biz sahaya tam inmedik ama indiğimiz zaman ben inşallah insanımızın iyi bir teveccüh göstereceğine inanıyorum. Bir de ben siyasi tecrübelerimiz sizlerde, bizlerde az çok hepimiz yaşıyoruz. Bizim milletimiz yeniliklere, iyi ve güzel olana her zaman açıktır. Biz de burada insanımıza daha iyi olan bir şey sunuyoruz. Süreçte hem Anayasa Komisyonu'nda hem genel kurul aşamasında Sayın Başbakanımız CHP'ye dedi ki var mı teklifiniz dedi. Buyurun gelin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir şekilde teklif sunmadı. Hep hayır dedi. Hatta 24. dönemde, 25. dönemde ve 26. dönemdeki bu anayasa komisyonlarında tamam dediği konulara bile burada hayır dedi. Hep hayır diyen bir CHP olduğu için, hep hayır diyen bir muhalefet olduğu için bizim insanımız bunu görüyor. Bizim insanımız sessizce bunu değerlendirecektir. Ve inşallah 16 Nisan akşamı Gelecek oyunu kullanacaktır. Ben yurtdışı oyları önemsiyorum. Bugün zaten hem seçimlerde yurt dışından sorumlu genel başkan yardımcı olarak da bulma burada olmam hasebiyle bir oyun. Yalnızca Kıbrıs değil, değil mi? Almanya. Tüm e, tüm, tüm yurt, dışı yurt yaşayan... seçimlerinden e, sorumluyum. Tabii. Ama tabii selkama başkanlarımız var. Her ülkede seçim koordinasyon merkezi başkanlarımız var. Onlarla birlikte bu işi Nasıl yürütüyoruz. Burada. Ben bir oyun önemli olduğuna inanıyorum. Yeri geliyor, artı bir oyla sonuç alınabiliyor. Yerel seçimlerde yaşıyoruz. Hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımız, ya ne olacak benim oyumdan dememesi gerektiğine inanıyorum. Hele hele AK Parti'ye oy verecek, Sayın Cumhurbaşkanımızı seven, bu davaya inanan, memleketine, milletine güvenen, memleketinin, milletinin ve bu coğrafyanın en iyi olması için elinden gelin gayreti yaptığını inanan arkadaşlarımızın, ben önemsemesini istiyorum. Hatlı zaten. sadece kendilerinin oy vermesi değil. Ben bugün gençlere hitap ederken de söyledim. Lütfen dedim herkes kendi rakamını kendi belirlesin. Sizler üniversite öğrencisiniz. Mesela bugün 30 tane arkadaşınızı arayın. Seçmen kütüğüne kaydını yaptırdın mı diye kontrol edin dedim. Yaptırsın yaptırmasın. Herkes 10, 20, 30 kendi çevresine göre arkadaş belirlesin. Arkadaşını arasın seçmen kütüğüne kaydını yaptırdın mı? Yaptırdıysa tamam yaptırmayanlara da yaptırmak için gitsin onu ikna etsin diye biraz önce gençlere bu çok ifade ettim. Ama değil mi? Çünkü dediğim gibi biz katılımı önemsiyoruz. Hele hele AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti davasına inanmış bu coğrafyayı düşünen Anadolu insanının evet demesini daha önemsiyoruz. Bu sebeple koşturuyoruz. Sayın vekilim bu referandumun öneminden biraz konuşalım. Yani bizi izliyor insanlar ne tür artılar olacak Türkiye'ye? Şimdi burada? şunu Siz aynı söyleyeyim. Hukukçusunuz. Evet, evet şunu söyleyeyim. Biz hem 7 Haziran seçimlerinde hem 1 Kasım seçimlerinde insanımıza yeni anayasa vaadinde bulunduk. Bir kere biz anayasa paketiyle insanımızın karşısına çıkmakla öncelikle bir seçim vaadimizi de yerine getirmiş oluyoruz. İki, biz 7 Haziran'da ve 1 Kasım'da insanımıza ne dedik? 330 oy da alsa, 550 oy da alsa her halükarda referanduma gideceğiz dedik. Ve bugün referanduma giderek Yine seçimlerde vermiş olduğumuz bir sözü yerine getirmiş oluyoruz. Bu AK Parti'nin verdiği sözleri yerine getirmesi açısından önemli bir tespit olarak hı hı. görüyorum. Hı hı. Şimdi ben burada insanımızın biraz geriye 10 sene öncesine gitmesini istiyorum. Hatırlar mısınız? 2007 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığında Sayın Cumhurbaşkanımız kardeşim Abdullah Gül'ü aday gösteriyorum diye e, o coşkulu hepimizin ekranlara kilitlendiği işte e, grup salonunda herkesin büyük bir coşkuyla açıkladığı andaki o coşkudan sonra e, 363 milletvekiliyle Cumhurbaşkanı seçtiğimizde CHP bir e, 367 garabeti çıkardı. Ve ben şu an inanıyorum ki o gün o 367 garabetini çıkaran CHP'liler bugün keşke çıkarmıyoruz diyorlardır. Çünkü hattı zatında o garabetten sonra anayasada değişiklik yapılarak Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine yönündeki yapılan değişiklikle biz yönetim sistemini o tarihte değiştirdik. Biz şu an sadece o tarihte yapılan değişikliğin eksik kalan kısımlarını tamamlıyoruz. Bunu Sayın Başbakanımız da ifade ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Biz Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu, Bakan sisteminden Başbakanı çıkartıyoruz. Sistemde başka bir değişiklik yapmıyoruz. Niye? Şimdi Cumhurbaşkanımız 2007 yılında yapılan değişikliğe kadar bir kez seçiliyordu. Doğru. 7 yılına seçiliyordu ve sorumsuzluk vardı. Şu anda biliyorsunuz mevcut an anayasada da sorgul... sorumsuzdur. Mevcut anayasada Ama sorumsuzdur. Ama değişiyor tabii. Ama e, niyeydi bu? Bir kere seçiliyordu. Siyasi sorumluluğu yoktu, gidiyordu. 2007 yılında yapılan değişiklikle siz Cumhurbaşkanına iki kere seçilme hakkı verdiğinizde ikinci kere seçilmek için aday olacak Cumhurbaşkanı %50 gibi yüksek bir oy alacak, dönecek insanlardan oy isterken ne diyecek? Şunu 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 yaptın diyecek. Tabii. Bir siyasi meşruiyet kaygısı var. Bir tekrar seçilmek için çalışması lazım, icraat yapması lazım. Kim olursa lazım. olsun o koltukta. Tabii, tabii kim olursa olsun. Bu bir. Bir de parlamenter sistemden kalan bir başbakan var ve seçimlerle gelip iktidar olup devleti yönetme e, amacının olan bir parti var. Şimdi biz bu 14 yıllık iktidarda AK Parti olduğu için ikisinde bunu çok yaşamadık. Buna rağmen normalde mesela önerdiğimiz sistem olsaydı 3 hükümet kurulması gerekirken 8 hükümet kuruldu. Şimdi biz aslında bu sistemi değiştirerek AK Parti olarak avantajlı olduğumuz mevcut sistem devam etse AK Parti olarak biz daha avantajlıyız. Çünkü %50 gibi bir oyumuz var. Her halükarda bundan sonra yapılacak seçimlerde tek başımıza iktidarız. En kötüsü... Muhalef, koalisyonun büyük ortağıyız, belirleyici ortağıyız ve Cumhurbaşkanımız bizden. Ama biz burada memleketin, milletin geleceğini düşündüğümüz için bu çift başlılığın ileride hmm. memleket için başka krizlere, sıkıntılara sebep olacağını gördüğümüz için biz aslında AK Parti olarak şu an insanımızın, milletimizin, devletimizin geleceği için belli şeylerden vazgeçiyoruz, doğrusunu da yapıyoruz. Yani Anlatabiliyor bu çok muyum? çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bu çift başlılık derken belki çift biz de çift başlılığı önce gidermek önemli bizim belki için. Peki Sayın Davutoğlu döneminde yaşanan o küçük sıkıntılar. Yok, o bizim partimizin mı, yok mıydı? o o partimizin kendi iç sorunuydu ama onu bugünkü tartışmaların içine getirmeye gerek yok. O partimizin iç sorunuydu. Bizim partimizin lideri, kurucu genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır ve biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zaten ...şu an referan halk oylamasına gidiyoruz. Çok önemli bir dönem tabii bu. Yani Türkiye'de duruşu çok önemli Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yani biz zaman zaman bunu gazetecilere sohbet ediyoruz. Türkiye artık kolay yönetilmesi mümkün bir ülke değil ve doğru ellerde olması gerekiyor. Türkiye'nin doğru insanlar tarafından yönetilmesi gerekiyor... Şu anda fotoğraf bize gayet pozitif gözüküyor Türkiye'de. E, Tabii umarız sağduyu sahip çıkar bunu söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Bir gazeteci olarak her gün köşe yazan bir gazeteci olarak bunu söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Çok önemli. Pekala e, nasıl anket çalışmaları sayın vekilim? Yani mutlaka yapılıyordur, yaptırılıyordur. Şimdi şöyle anketleri biraz önce ifade ettim. Anketleri mitinglerde insanlarımız ortaya asıl koyuyor. As anket orada diyorsunuz. Tabii asıl anket orada. Baksınlar Malatya'ya, baksınlar Adıyaman'a. Yani geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız 5 ile gitti. Ondan önce de biliyorsunuz gitti. Anketler orada. Çok söyleyecek bir şey yok. Bir de ben bunu 2002 seçimlerinde o zaman ben Keçören'de kurucu ilçe başkan yardımcısıydım. Teşkilatlardaydım. O zaman da gördüm. 2002 yılında insanlar sessiz bir şekilde biliyorsunuz gittiler oylarını kullandılar. Hamdolsun o seçimin sonucunda AK Parti tek başına iktidara geldi. Şimdi yine öyle. Ben bizim ufak tefek partici kırgınlıklar olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama Siyasetli bizim insanımızın abi. Bu zaman önümüzdeki süreçte iki içerisinde hem Sayın Başbakanımızın hem Cumhurbaşkanımızın yapacağı kampanyalarla, teşkilatımızın, işte gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın, ana kademimizin yapacağı çalışmalarla bunun güçlü bir evete döneceğini ifade etmek istiyorum. Anlaşılması açısından soruyorum. E, ki 16 Nisan'da evet çıktı ve inşallah e, bunun inşallah onun önü açıldı. E, bir seçim olur mu yoksa Sayın Başbakan istifa mı eder? Nasıl bir değişiklik Ya yani, şimdi değiş yorum şunu yorum süreç, nasıl bu, 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 bu siyasi yorum. E, tabii bizim anayasa gündemimizle ilgili değil ama şu an bizim anayasa değişiklik teklifimizde 27. dönem olarak geçiyor milletvekili seçimlerinin e, 3 Kasım 2019'da olacağı açıkça yazılı. Erken seçim yok demişti Sayın Başbakan. Ee, bir şöyle açıklamada. Sayın Başbakanımız zaten diyor ki iş zamanı diyor, seçim zamanı değil diyor. Seçim değil geçim zamanı diyor. Ama biliyorsunuz bu siyasette hani cezaevinde af dediler geçen günler dediler. Siyasette şey bir de İçişleri Bakanlığı'nda vali değişimi hiç bitmez dediler. Öyle bir muhabbet oldu. Siyasette biliyorsunuz bu seçim muhabbetleri bitmez. hep olur. Ama şu an ben bir milletvekili olarak bu erken seçimle ilgili açıklamaları yapma yetkisinde ve yeterliliğinde olan biri değilim. Biz şu an Kıbrıs gündeminde bu seçimlerle ilgili bir koordinasyon için geldik ve bu ama buraya kadar da gelmişken sizleri ziyaret ederek Çok sizler vasıtasıyla insanımızı aydınlatmak istedik. Bu sebeple sorunuza cevap veremiyorum yok, ama Yok sıkıntı yok. Ben neticede kaç dereceyim. Yani bizler bizler AK, AK Parti teşkilatları olarak şunu ifade ediyorum. Hem kadın kollarımızda hem gençlik kollarımızda ilçe teşkilatı her zaman seçime hazır, hazır. hazır biz hazırız. Mi? Biz hazırız <laughs> ama tabii bunun kararını Sayın başbakanımız verir, sayın cumhurbaşkanımız veya artık yetkili kurullar konuşur. Yetkili kurullara göre verir. ama şunu ifade edeyim. Sayın başbakanımızın söylemleri seçim değil geçim zamanı diye bunu 5-6 kere ifade etti. Sayın başbakanımızın bu ifadesinden Türkiye'de sonra büyük işler yapılıyor bize, ama yani bize bir şey söylemek yapılıyor. düşmez. Bir de anayasa teklifinde 27. dönem için kural olarak 3 Kasım 2019 yazdıktan sonra bu anayasa metninde geçiyor. Teklif metninde geçiyor. Yani bunu konuşup durmak Biraz bu yapılacak işi yapmak istediğimiz değişikliği arka plana atar. Hmm. O yüzden ben onu konuşmak değil anayasayı konuşmak daha doğru diye düşünüyorum. Şu eleştiri Buyurun. yapıldı. Tabii orada çok önemli bir şey var. Cumhurbaşkanını meclis sorgulayabilecek istediği takdirde bu yasadan sonra. Yani bir tür başkanlık... Cumhurbaşkanlığı. Diyelim. Ama, hani, Türkiye başkanlık yani Türkiye'nin başkanlık sistemi bu şekilde olacak Parlamenter sistemden yönetim sistemi olarak başkanlık sistemine doğru bir geçiş var. Ama tabii biliyorsunuz her başkanlık sisteminin her ülkeye göre kendine var. has değişiklikleri var. Burada Cumhurbaşkanı'nın meclisi seçimleri fesih başka bir şey. Fesih müesseseyi ortadan kaldırmak. Yani meclisi tümden ortadan kaldırmak. Yok etmek. Bu seçimleri yenileme yetkisi geliyor. Ama bunun karşılığında da karşı yaptırım olarak da kendisinin de seçime gitmesi gerekiyor. Bunlar teknik şeyler. Hatta zaten de bu tip kuralların tamamı mantık olarak incelediğinizde keşke ben şunu söylüyorum. Hayır diyecek kişiler, insanlardan ben şunu istiyorum. Allah rızası için de, hani bizim Anadolu'da böyle çaresiz kalınca bir tabir kundu. Ya Allah rızası için bir gün akşam bizim şu teklifimizi alsınlar, mevcut anayısı da alsınlar, sakin bir kafayla bir kenara çekilsinler, ellerine çaylarını alsınlar, bir okusunlar. Ya bu memleket için, bu millet için aleyhi olan ne var? Buna bir baktım. Bunun böyle bir şey olmadığını görecekler. Bizim teklifimizde tamamen tamam Cumhurbaşkanı meclisi seçimleri yenileyebiliyor ama meclis de Cumhurbaşkanı'nın ama bunu karşılıklı yaparak şunu diyor. Arkadaş uzlaşın, uzlaşın, uzlaşın. O oranların yüksek olması da anayasa hukuku açısından doğru. Hani 3, 3 bölü 5 gibi oranların yüksek. Uzlaşın, 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 uzlaşın diyor. Yasamaya ve yürütmeye. Meclise ve uzlaşamazsanız Seçime gidin diyor. Ama seçime gidersen kusura bakma sen de gidersin diyor. Biz burada böyle bir çok ayrım... Enteresan de... Tabii. De. Bir çok enteresan bir denge. Mesela birçok başkanlık sisteminde daha farklı. Örneğin Rum tarafında ee, hükümetin düşmesi başka net gelemiyor. Başka neler kadar garanti işte, olmuyor mesela. Işte, ama bak bizde öyle değil işte. Bizde evet. diyor ki uzlaşın, uzlaşın, uzlaşın diyor. Uzlaşamazsan... Herkes aynı gemide işin önünde. Onu diyor. Bir de gemide. ben şunu unutulmamasını istiyorum. Bizim anayasamızda Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığına devam edecektir diye bir madde yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da anayasa değişikliğinden sonra zamanı geldiğinde bu anayasanın teklifimizin 101. maddesindeki şekilde gibi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi aday olacak. Ya 100 bin kişi gösterecek, ya AK Parti grubu gösterecek veya %25 oy almış. Yani Seçilecek Kılıçdaroğlu da aday olabilir. Siz de adayı alabilirsiniz. Hani burada bu anayasa Cumhurbaşkanımız için yapılmış falan değil. Ama tabii burada muhalefet partilerinin kendilerince Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkarabilecekleri bir adayları olmadığı için. Bir de böyle bir şey var değil mi? Ama Abdurrahman bir de... Bey yani öyle de bir zafiyeti var aslında muhalefetin. Yani muhalefetin böyle bir zafiyeti. Bir de şunu da söyleyeyim. Biz bu anayasa değişikliğini yapmasak bile zaten gene 2007 yılından yapılan değişiklikten dolayı gene zaten halk seçiyor. Bu anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı halkın seçmesine bir sıkıntı yok ki. Ben mesela CHP'nin bir açmazını daha ifade edeyim. Şimdi CHP ne diyordu bize bu anayasa değişikliği gündeme gelmeden öncesine kadar? İşte Cumhurbaşkanımıza diktatör, diktatör, diktatör diyordu. Tek adam. neye göre diyordu? Mevcut anayasaya göre diyordu değil mi? Şimdi biz hem komisyon aşamasında hem genel kurul aşamasında diyoruz ki ey CHP teklifini getir. En iyisi neyse onu bulalım. Sen teklifini getirmiyorsun. Hayır diyorsun. Ve gelecek sistemde diyorsun ki diktatör geliyor, diktatör geliyor, tek adam geliyor, eski sistem devam etsin diyorsun. E sen 3 ay önce de ona da eski diktatör diyordun. CHP'nin bunu açması lazım. Bir şey daha söyleyeyim bak. Biraz vizyonsuzluk var galiba Bir şey daha söyleyeyim. Bundan sonra Türkiye siyasetinde siyasetçi olmayan hiç kimse Cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Hmm, bak farklı bir şey söylüyorum. Şimdiye Açın kadar biraz... neydi? Ahmet Necdet Sezer İşte 2 3 parti birleşiyor nasıl olsa sorumsuz bir cumhurbaşkanı Temsil. getiriliyor. Temsili. Temsili. Temsiliydi. Ama bundan sonra cumhurbaşkanı bizzat icraatın başında olacağı için partinin genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmak zorunda olacak. Artık hem başbakan hem cumhurbaşkanı ikisini birleştirdik ya. Yürütmenin icraatın başına getirdik ya. Şimdi bu şu olacak. Cumhurbaşkanı parti liderlerinden başka yani iki, mesela yürütme başka bir olup yasama başka bir olup o kontrol olmaz. O yüzden biz mesela yürütmenin başını parti yasamanın baş başkanlık Gene olur mesela. işte o zaman. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanımız mesela 2019'da inşallah geçtikten sonra biz sayın Cumhurbaşkanımız partimizin de zaten üyeliği sağlanmış olacak ve bizim cumhurbaşkanı adayımız olacak. CHP'de kendi genel başkanını kimse onu yapacak. Diğer partilerde yapacak. Peki Cumhurbaşkanı bir tanesi kazanacak, diğerleri kaybedecek, değil mi? kaybeden lider milletvekili dolamayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili adayı da olamayacak. Aa, ondan vazgeçecek diyorsunuz. O zaman ne olacak? Genel başkanı, milletvekili olamayan bir parti olacak. Ne olacak? Partilerde mecburen değişim ve yenilenme olacak. Çok önemli bir şey bak, söylüyorsunuz. Bu, çok enteresan. Bunu Sayın Mehmet Ali Şahin meclis kürsüsünde konuşmasında ben dinlemiştim. Bunu o söyledi. Bu çok göz ardı ediliyor bu ama. Tam demokrasi. Aslında. Yani 100 bak, sene bak, kimse, kimse başkan de, başkan kalmayacak. Bak, bizler de bu. zaten bizim önerdiğimiz sistemde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı iki kere aday olabiliyor. İki kez. İki kez aday olabiliyor yani. O, o dair ama bu sistemde daha iyi olmak zorundayız, daha çok çalışmayız. AK Parti olarak bizler de daha iyi olup, daha çok çalışıp insanımızdan her halükarda %50 oy almak zorundayız. ha CHP'de veya diğer muhalefette insanımızdan yüzde %50 oy alabilecek insanımızın değerlerine uygun adayını bulursa o da kazanabilir, biz de kazanabilir. Aslında bu getirdiğimiz sistem kendi siyasetin oluyor. önünü açan, siyaseti Yenileyen de bir sistem olacak. Bak, bu kızım çok tartışılmıyor bunu, ama. Bu mesela ben ilk kez duyuyorum mesela. Yani, yani ben bunu, bir, şöyle şöyle söyleyeyim, ben bu Anayasa Komisyonu çalışmaları sırasında, e, tamam Allah'ın bu şahsıma aynı zamanda bir lütfudur. Kız ben başkan vekili olarak ben yürüttüğüm için komisyon çalışmaları uzun süreler, o gece sabahlara kadar benim e, sosyal medya hesabımda da bir 5 dakikalık bir paylaşım vardır. Orada e, yürütme tarzımızla ilgili. Tabii bunları biz orada biz emek verdiğimiz için bu çıkarımlara gelebiliyoruz. Bir de ben mesela birçok şeyi okuyorum, ediyorum ama benim kanaatim bu sistem olduktan sonra artık siyaset yenilenmek zorunda. Kaybeden gidecek. Kaybeden gidecek. Herkes Aslında diktatörlük yani. değil. Çok diktatörlük çok, değil. Daha iyi çalışan kazanacak, kaybeden yenilenecek. Bunu niye anlatılması lazım Abdurrahman Bey öyleyse. Bu çok önemli bir şey söylüyorsunuz. O i̇lk defa sizin vasıtanızda da ya, söylemiş yani olalım. Yani hakikaten <laughs> öyle ben <laughs> e, bunu ilk defa duyuyorum. Yani haksız mıyım ama Çok bu önemli bu. Bu çok önemli. Yani çünkü yani sistem kendi kendini koruma altına alıyor. Kimse e, ilahi nihai orada oturamaz. Ya çalışacak halkına hizmet edecek memnuniyeti sağlayacak. Çok çalışırsın da zaten en fazla iki dönem kalabiliyorsun. Oo. Bir de o var mı? Tabii 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 tabii. Yani bak anayasada iki dönemden sonra bitiriyorsun mecburen. Ama kaybettin mi? Yani bir partinin milletvekili olmayan genel başkanı olabilir mi? Mecbur temizlenecek. Tem, yani temizlenecek ifadesi belki Yani görev bırakacak, başkası yenilenecek. gelecek. Yani, yenilenecek. Yani siyasette bazen biliyorsunuz kelimeler bizde hani konuşmaya döktüğümüz ee, zaman. Halk dili, halk dili. Halk dili olabiliyor. Ama dil ee, böyle bir yenilenme çok... yolunu da açacağını düşünüyorum. Bunu yani, yaşayarak göreceğiz. Şimdi Oraya yazdı yaz, yazdıysanız ve e, o evet alırsa bu dedikleriniz yani, olacak. İnşallah Gayri olacak. Gayri ihtiyar olacak. Şimdi tabii burada ilginç bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi Sayın Erdoğan'a diktatör diyen başka siyasiler e, dikkat edin bazı partilerin genel başkanları değişmez. İlahi nihayet gider. Yani şu an Türkiye'de bu var mesela. Anlıyorsun <laughs> söyleme şimdi. Ama o da değişecek bu onda, durumda. Işte bu sistem, belki de aslı kaygı ondan. Zaten o işte. Kaygı ben ondan belki de. Yani işte. Tayyip Bey'in Tayyip Bey istemediklerinden de ziyade kendileri. E, tabii kendi iktidarları gidecek. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bak ben size şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız da bir insan. Normal şartlarda normal bir siyasi olarak sorumsuzluğu yok. Zaten şu an mevcut sistemde zaten gene halk seçecek. Biz bu değişikliği yapmasak da. Ve zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bizim partimizde tartışılmıyor. Türkiye'de tartışılmıyor. Dünyada tartışılmıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız şahsı için olmuş olsa hiç böyle bir değişikliğe gitmesine gerek yok ki. Aslında biraz önce lafımın yani sözümün başında da söyledim ya. Biz AK Parti olarak aslında mevcut düzende yani hükümet sisteminde %50 oy aldığımız için ya tek başımız iktidarız ya da koalisyonun büyük ortağıyız. Biz biliyor musunuz? 7 Haziran seçimlerinde bizim teşkilatlarımız yenildi havasıyla gezdi üzüldük ya. Hatta zaten biz 7 Haziran'da bizden sonra gelen 2. ve 3. partinin toplamından daha çok oy aldık biliyor musunuz? Ama seçim sisteminden dolayı tabii, tabii tek orada... başımıza iktidara gelemedik. Yani bu AK Parti'nin... Belediye başkanı da aynı şeyler. Aynı ya o ayrı bir, bir şey şeydir. ama hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz mevcut sistem devam etse ila nihayet... AK Parti olarak bir şekilde yani bu sistemle devam ettiğimiz sürece biz ya iktidarız ya iktidarın büyük ortağıyız. Büyük ortağıyız. Yani koalisyon gelse bile yine belirleyiciyiz yani onu demeye çalışıyorum. Ama biz AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ya sorumsuzluğunu kaldırıp mesela kötü niyetli olsa sorumsuzluk maddesini görmezden gelir diğer maddeleri koyar sorumluluk maddesi getiriyoruz. Bir de ben insanımızın şunu unutmamasını istiyorum. Bu teklifi biz AK Parti olarak tek başımıza hazırlamadık. Bu Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin yetkili kurullarının birlikte oturup hazırladığı bir teklif. MHP'nin de ciddi bir desteği var anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle tabii e, Sayın Devlet Bahçeli bizim de saygı duyduğumuz e, bir lider. Nihayetinde e, teklif aşamasında başlangıçtan beri her şey e, MHP ile konuşularak komisyon aşamasında da mesela biliyorsunuz 21 madde geldi 18 maddeye düştü. Değişikliklerin hepsi onların onayı alınarak da yapıldığı için nihayetinde onlar ayrı bir parti, biz ayrı bir partiyiz, tüzüğümüz ayrı, kurullarımız ayrı. Onlar tabi bu anayasa değişiklik paketinde birlikte hareket ediyoruz, birbirimize bu manada herhangi bir saygı konusunda en küçük bir e Sıkıntı yok. sıkıntı yok. Onlar kendi çalışmalarını yapıyorlar. Biz kendi çalışmamızı yapıyoruz. Hem Sayın Bahçeli hem Sayın Başbakanımız söyledi gerekirse birlikte program yapılır dedi. Bunlar tamamen partilerin üst kurullarının vereceği kararlar doğrultusunda yapılan şeylerdi. Ama tabii ki MHP mesela 15-20 gün öncedir arazide biz daha mesela... Tam olarak işte Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı. Biz yeni yeni çıkıyoruz. Son bir soru soru noktalamak zorundayım. Bana kalsa sizden bir <laughs> saat daha yaparım burada ya yayın. Şöyle ben de bu konu açıldığı zaman tabii yani, işte o komisyondaki şeyden sürüyor. dolayı da 2 saat 3 saat konuştuğum yani, oluyor. Ama şey yapalım süreniz sizin az. Ben yine sizleri konuk ederim mutlaka. Telefon bağlantıları da yaparız. İnşallah. Ee, son bir sorum merak ettiğim için soruyorum. Buyurun. Cumhurbaşkanı e, olası bir seçimden sonra kabinesini istediği partiden istediği milletvekillerinin oluşturabilecek değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ben değerli izleyicilerimizin gene kafası karışmasın diye şunu söyleyeyim. Zaten mevcut sistemde de Cumhurbaşkanı bakanı dışarıdan atayabiliyor. Milletvekilleri içerisinden atayabiliyor. Başka bir partiden atayabiliyor. Hiç siyaset yapmayan biri mevcut sistemde de atayabiliyor. Gelecek sistemde de dışarıdan da atayabiliyor, milletvekillerinden de atayabiliyor. Ama biz orada ne getiriyoruz? Bak gene kendi içimizde tutarlıyız. Milletvekilinden atarsa milletvekilliği bitiyor, bakan oluyor. Bakan olursa millet bizim teklif ettiğimiz sistemde milletvekillerinden atarsa milletvekilliği bitiyor, bakan olarak kalıyor. Şimdi aslında şimdi bunu siyasette de taşlar yerine oturuyor biliyor musunuz? Yani şöyle bu. şöyle Şimdi milletvekili listesi açıklanıyor. Biliyorsunuz hani hepimiz seçim çalışmaları yapıyoruz. İşte teşkilatlar başlıyor. Şu bakan olacakmış, bu bakan olacak. Şu an teşkilatlar, çalışmalar biliyorsunuz parçalanıyor, bölünüyor. Bunları yaşıyoruz pratikte. Bunu siyaset yapan CHP'liler, MHP'liler, AK Partiler Hep şey, bilirler. Hepsi, evet. Ama şimdi ne olacak biliyor musunuz? Milletvekili olan birinci sıradaki de, onuncu sıradaki de, beşinci herkes milletvekili olacağı için aslında seçim çalışmalarındaki bu teşkilatlar arasındaki bu stres de ama bak bütün partiler açısından söylüyorum kalkmış olacak. Çünkü niye? Bakan olacak. Dışarıda duracak. Sayın Cumhurbaşkanı onu bakan atayacak. Milletvekili olan milletvekili olmak için milletvekili evet, olacak. Evet. Aslında sistem hem yani yasama yürütme arasındaki dengeler işte parlamentodan milletvekili bakan olursa milletvekilinin sona ermesi gibi sistemler aslında kendi içerisinde dengeleri oluşmuş bir sistem. Çok mükemmel bir şey bu. Bunu inşallah tekrardan konuşma fırsatı buluruz. Olur, olur inşallah. Yani bunu bunu çok iyi anlamak lazım. Çok iyi anlatmak lazım. Sizin bu anlattığınız fotoğrafta çok başka güzel şeyler yani ben, var. Açık söyleyeyim size. <gülüyor> Keşke <gülüyor> yani, sürem olsa ama. Yine yaparız inşallah. Ben buraya kadar gelmişken yine sözlerimi bir de mesaj verin ve öyle. Sözlerimi kapatalım. bitirirken ben Kıbrıs'ta okuyan genç, üniversitede okuyan genç kardeşlerime, genç arkadaşlarıma ve Kıbrıs'ta yaşayan referen, halk oylamasında oy kullanma hakkı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kardeşlerime insanımıza buradan bir mesaj iletmek istiyorum. 26'sı bu ayın 26'sı son tarih hı hı. büyükelçilik YSK'nın internet sayfasından yurt dışı seçmen kütüklerinde kayıtlarının olup olmadığını kontrol etsinler. Şayet kayıtları yoksa nüfus cüzdanlarıyla birlikte son işte pazar günü son gün Büyükelçiliğe gidip kayıtlarını yurtdışı seçmen kaydını aldırdıklarında referandumda Kıbrıs'ta oy kullanabilecekler. Ben özellikle üniversite gençlerinden bunu istiyorum çünkü onlar e, gelip gidiyorlar ama bu sefer o, gelip gitme imkanı herhalde çok olmayacak. Evet Onu ifade edeyim ama biz insanımızın bir fazla oy kullanmasını istiyoruz. Hele hele tabii AK Partili olarak söylüyorum. Evet oy verecek arkadaşlarımızın ellerinde vicdanı koyarak akşam yastığa başlarını koyduklarında rahat uyumak istiyorlarsa eyvah eyvah keşke yapmasaydım demek istemiyorlarsa bu sorumlulukların yerine getirmelerini istiyorum. Bu imkanı verdiğiniz için de ben size çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. E, tanıştığımıza mutlu oldum, da mutlu teşekkür oldum. Ederim. sayın sağ vekilim. Olun. İnşallah daha çok görüşeceğiz. İnşallah. İyi, inşallah. Bir, i̇yi, Bir, iyi, bir, iyi bir dostluk olacak. Çok teşekkür çok sağ ederim. olun. Ederim, Gelin ben de teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Sevgili Bu imkanı verdiğiniz için. Çok çok teşekkür ederim tekrardan. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Ben çok konuşmayı seven biriyim. Sayın vekilim de en az öyle anladığım kadarıyla. Ama biz yine birlikte programlar yaparız inşallah. Referandumdan sonra da programlar yaparız. Kendisi bize gelir, biz onlara gideriz, yaparız. Böyle önemli bir konu için bir gündem özel program yaptık. Hepinize güzel günler diliyorum efendim. Allah'a ısmarladık.